O Çankaya Köşkü'nden nasıl çıkılmıştı? Siz hatırlıyor musunuz? Ben hiç unutamıyorum. O zamanlar işsiz miydim, bir kanalda çalışıyor muydum onu tam hatırlamıyorum ama 2015 yılıydı. Çankaya Köşkü'nden çıkılacağı bilgisi geldi. Artık dediler ki Çankaya Köşkü yok. Bundan sonra saray var. Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nde oturmayacak. Çankaya Köşkü Cumhuriyet'in, Cumhurbaşkanı'nın oturduğu yer olmayacak denildi. Ve bir görüntü var. O zamanın medyası böyle o kadar büyük bir alkış tutarak alayü vala ile Çankaya Köşkü'nün nasıl boşaltıldığının haberlerini yaptı. Ve ben dehşetle izledim. Yani neredeyse Türkiye'nin tarihinin, Cumhuriyet tarihinin bir dönemine bir karşı devrim gibi ya da bir intikam gibi ya da nasıl desem size. Yani o kadar enteresan haberlerdi ki. Ve bir video var hiç unutamıyorum. Bugün onu bulmasını rica ettim Efe'den ve bulduk. 2015 yılında kaydedilmiş bir video. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın bir forsu vardır. O force biliyorsunuz değil mi? Force nedir? Yani şimdiki dille belki logosu diyebilirim ama aslında protokol dilinde, kamu devlet dilinde force denir ona. Ay yıldız ve çevresinde bugüne dek kurulmuş Türk devletlerinin her birini sembolize eden küçük yıldızlar. O force Çankaya Köşkü'nün girişindeki duvarda dururdu. Ben o duvarın önünde sayısız kez muhabirken birilerine mikrofon tutmuşumdur, beklemişimdir, çıkışlarını takip etmişimdir. Anons çekmişimdir önünde ve bakın o force, o force ya o kadar içime oturuyor ki o force oradan sökülüp bir arabanın bagajına konularak götürüldü. İzleyelim. Ford söküldü. Yaklaşık bir asırdır devletin zirvesine ev sahipliği yapan Çankaya Köşkü artık... Kemal abi çekiyor musun? Çekmeye çalışıyorum. Götüreceklerini soralım. Nereye götüreceksiniz? Saklanacak mı? Özel bir yere mi götürüyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz? Yeni saraya. Yeni saraya. Evet. Yani ben gerçekten de bu görüntüyü hiç unutmuyorum ve ağladığımı hatırlıyorum. Çok asabım bozulmuştu. Sanki Türkiye'nin bir dönemine bir misillemeymişçesine o arabanın içine bagaja konulup o şekilde götürülmesi o kadar tuhafıma gitmişti ki. Yani intikam alırcasına ve bugün seneler sonra bu forsun söküldüğü ve bu haberlerin yapıldığı günlerden seneler sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa Çankaya Köşkü'nde olacak. Çok acayip ya. Çankaya Köşkü dediğimiz yer nedir biliyorsunuz değil mi? Ankara'nın ortasında bir bağ evi. Çünkü Cumhuriyet'in o ilk döneminde ve Osmanlı iken de tabii ki Ankara aslında üzüm bağlarıyla meşhur bir yer. Çünkü Ankara ve Kapadokya şarap üretiminde bir dünya markası. Çok tuhaf gelebilir şimdi size bugünün Türkiye'sinde ama bağ evleri var Ankara'da. Şarap üretimi var, üzüm üretimi var. Ve o bağ evlerinden biri Çankaya Köşkü. Son derece mütevazi bir yer. Hiç alıp çoluğunuzu, çocuğunuzu götürmüşlüğünüz var mı bilmiyorum da. Yemyeşil bir şeyin ortasında, protokol yolunun başlangıcında. Ya inanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şeydi. Bu görüntüyü hiç unutmuyorum.